Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir heyecan, kripto paralarda. Bomba gibi yükselişler mi geliyor? Bunları biraz sonra grafiklerde birkaç coin analiziyle sizlerle paylaşıyor olacağım. Güzel kardeşlerim, dün biliyorsunuz gece canlı yayında bahsettik. Bu fırtına gelip geçicidir, yarın bu piyasa güzelleşir. Panik yapmayın, elinizdekilere sahip çıkın, piyasada oluşan manipülasyonlara kulak asmayın demiştik ve bir kez daha haklı çıktığımızı görüyoruz. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki piyasada güzel hareketler oluşacak. Çünkü boğaya girdik. Boğanın ortasında gelen bu, aslında bu tür gelişmeler boğayı tetikleyecektir. Bu videomuzda Bitcoin, altcoin analizi yapacağız güzel kardeşlerim. Yorum ve analizlerimize geçmeden, her zaman dediğimiz gibi, yeni yatırımcılarımız var. Kardeşlerimiz acemi, ne yapacağını bilmiyorlar. Bu bağlamda finansal okur yazarlıkları da yok. Bu yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Bakınız, bir finansal okur yazarlığı olanlarla yolunuza devam ediniz. Varlıklarınızı kaybetmeyiniz. Panik yapmayınız arkadaşlar. Bize ulaşabileceğiniz bu konuda telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz burada yazıyor. Buraya telefon numaralarınızı bıraktığınızda bizler zaten sizlere dönüyoruz. Ama her şeyden önemlisi öncelikli olarak kendinize güvenmenizdir arkadaşlar. Bu piyasanın anahtarı sabırdır. Sabrı elinizden bırakmayın. Ayrıca güzel kardeşlerimiz, bu yatırımcıların bir yol haritası konumunda bizler iki tane kitap yazdık. Bu kitaplar Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak yayınlandı. Bu kitaplardan birine ya da ikisine sahip olmanız, bunlar aynı zamanda e-kitaplarıdır, e-book'tur. Size bir yani ışık tutacaktır, yol gösterecektir. Bu bağlamda bu kitaplardan mutlaka arşivinizde olması gerekiyor. Yani yolda dedikodu ya da efendim şu şunu yapmış, bu bunu yapmış izleyeceğinize en azından birazcık okursunuz güzel kardeşlerim. Vakit buldukça okursunuz. Herkeste şu anda cep telefonu var. Herkeste internet var. Yani her şey elinizin ayağınızın altında. Birazcık da kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Eğer yatırımcı olacaksanız. Lafı fazla uzatmayalım güzel kardeşlerim. Vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Buyurun kardeşlerim, yorum ve analizlerimize geçelim. Piyasamız nereye gidiyor? Efendim tekrar hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Bakıyorum bugün total 2 altcoin'lere para girişi %3'ü geçti. 641 milyar doları geçtik şu anda arkadaşlar. Dominans tam istediğimiz gibi, dominansa baktığımızda %0.54, yarım puan üzerinde bir geri çekilme var. Dominansımız kırmızıda, Bitcoin yeşilde. Ne anlama geliyordu bu? Altcoin'lerin yükseleceği ve bazılarında rally yapabileceği anlamını taşıyor idi. Nitekim de çoğu altcoin'ler dünkü kayıplarını geri almaya başladılar arkadaşlar. Bazıları aldı, kâra bile geçirdi. Bazıları da almaya devam ediyor. Piyasaya tekrar olumsuz haberler pompalanmadığı sürece piyasamızda şu anda durum güzel. Binance CEO'sunun istifası, yeni CEO'nun gelişi, bunlar arkadaşlar önceden hazırlanmış bir senaryolardır. Yani piyasayı dün bir etkiler gibi olsa da şu anda piyasa tekrar rayına oturdu. ABD'den verilen para cezası, yani Binance CEO'sunun CZ'nin bütün suçlamaları kabullenmesi gibi faktörler dün yani piyasayı biraz karıştırmıştı. Panik yapanlar oldu mutlaka ama şimdi yine tekrar piyasa rahatladı ve yoluna girmiş durumda. Dominansımız 52.66, %0.54'lük bir geri çekilmesi var dedik. Bitcoin, evet Bitcoin. Şöyle bir saatlikten bakalım arkadaşlar. Bakınız, geri dönüşün başladığını görüyoruz burada. Peki
4 saat diye baktığımızda onda da bir geri dönüş sinyali var arkadaşlar. Bugün Bitcoin %2'nin üzerinde tekrar yukarıda. Neredeyiz? 36.500 doların üzerindeyiz. Güzel kardeşlerim, Bitcoin dün 35.600 civarına kadar bir gerileme yaptı. Biz ne dedik daha önceki videolarımızda da? Ana destek bölgemiz olan 34.500 doları kaybetmediğimiz sürece bu piyasada panik yapılmaz. Dönüş 40.000 dolar seviyeleridir ve üzeridir arkadaşlar Bitcoin için demiştik. Ve hala da devam ediyor. Peki günlük grafiğini açarsak arkadaşlar, bu iki tane kırmızı mum dünkü mumdur. Burada bir yatay seyir devam ediyor, bakınız yatay olarak devam ediyor. Lakin bu yatay gidişatın dönüşü muhteşem olacak gibi duruyor. Haftalık grafiğini açtığımızda formasyonumuz hala çalışıyor. Oklar hedefine doğru devam edecek. Yani hedefte bir şaşkınlık yok. Gördüğünüz gibi 40 bin yukarıda, daha önceki gördüğü seviyelere doğru yükselişler devam edeceği sinyalini veriyor Bitcoin. Tabii ki küresel yatırımcılar da çekiyor arkadaşlar. Sadece küçük yatırımcılar değil, bireysel yatırımcıların yanında küresel yatırımcılar da bu enstrümana giriş yaptıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bu durumda piyasamızın yükseleceğinin işaretidir. Peki Ethereum'a baktığımızda, Ethereum dün dedim ki arkadaşlar canlı yayında, 2000 dolar desteğini kaybetmiş gibi görünse de yarın bu desteği tekrar geri kazanacaktır. Geceki canlı yayınımızda söyledik. Evet, şu anda tekrar kazandı. Tekrar 2000 doların üzerindeyiz. %3.66 şu anda yükselişte. 2000 doların üzerinde hareket ediyor. Ethereum için buradan sonraki yapacağı momentum 2,5 dolar ve 3 dolar bandına doğru bir yolculuktur arkadaşlar. Kısa kısa geçiyorum. Piyasanın genelinden bir haberdar olmanız açısından bu videoyu erken saatlerde çekmek istedim. Kısa bir video arkadaşlar. Peki AVAX'cılar, AVAX nereye gidiyor? 20 dolar desteği dedik dün akşam değil mi? AVAX'ı. Evet. Şu anda şöyle bir günlük grafiğini açacağım arkadaşlar. Bunda da bakınız nereye kadar attı? 18'e kadar iğne atsa da pardon, özür, tekrar 20 doların üzerine çıkmayı başardı. Çünkü destek burası. Bu desteğini geri kazandı. Şu anda %7'nin üzerinde bir yükselişe sahip olan AVAX, hedefim 25 dolar ara direnç, 30 dolar da ana direnç konumudur. Ya AVAX için bunu söyleyebilirim. Peki burada neye dayanarak bunu söylüyoruz? Arkadaşlar burada bizim bir desteğimiz var. Bakınız. Buradan bir dönüş var. Bu dönüş şuradaki derinlik gelir. Genelde böyle çalışır. Bu dönüşte burası 27,5-30 dolar bandına doğru bir harekettir. Solana'cılar. Solana'da bugün %6,5 civarında yukarıda. 50 dolarda destek var dedik. 51'e kadar geldik. Evet. Geri dönüşümüz 60 ara direnç, 75 ana direnç buralara. Bu oklar hedefine doğru yola çıkacak. Tıpkı daha önce bu oklar hedefini 12'den vurduğu gibi arkadaşlar. Şu anda da %6'nın üzerinde bir yükselişin olduğunu görüyoruz. XRP'nin 4 saatliğine bakalım arkadaşlar. XRP'de de bir dönüş var. EMA 50 ve 200'ün altında seyrediyor. 60 direncini kırmak üzere tekrar ara direnç. Burayı tekrar destek olarak bugün belirleyebilir Ripple güzel kardeşlerim. Efendim, Chainlink %6'nın üzerinde yukarıdayız. 14'ü yine geçtik. Burada 15 şimdi direnç. Bakınız 15 doları kırarsak EMA 50 günlük ortalamayı, nereye doğru gidiyoruz? W'ye geliyor arkadaşlar. W'ye geliyor Chainlink'te. Bakınız kısa vade için konuşuyorum. Her an gerçekleşebilir. 16 dolar seviyelerine doğru bir momentum görüyorum. Peki INC'miz ne yapıyor? 15 dolar destek konumu var dedik. Bir ara kaybetmiş olsa da tekrar geri kazandı. Şu anda 15.18 dolar bandı seviyelerinde %7 yükselişle gidiyoruz. 17 ara direnci kırarsak aslında şimdi ana direnç gibi konuma geldi bundan sonra. Bu da 20 dolardaki dirençte pek oyalanacağını zannetmiyorum, bizi oyalayacak. 24,5-25 dolar seviyeleri INC için söyleyebiliriz. Musk'a baktığımızda Musk'a da bugün %4'lük bir yukarı yönlü hareket var. Dönüş var arkadaşlar. Yani destekten geri dönüyoruz. Nereye doğru gideceğiz? 3,5 direncine doğru tekrar yol alıyoruz.
Musk'ta. Peki ya bir de SNX'e bakalım arkadaşlar. Stocks ve SNX. Stocks %5 şu anda yukarıda. 0.60'ı tekrar kazandı. Dün bir ara kaybetmişti 57'ye kadar. 60 destek, 70 direnç konumuna tekrar geldi. Şu anda 0.61'in üzerinde fiyatlıyor. SNX. Hedefler nokta atışı. Ay maşallah maşallah. Dedik ya 3.30'u geçerse 4 doları direncini deneyecektir. %15 an itibariyle SNX'te bir yükseliş var arkadaşlar. SNX için ne dediğimizi hatırlayın. Önce dedik ki 1.5-1.6'lara kadar gerilediğinde 2 dolar direncini kırarsa 2.5 dolar ara direnç, 3.30 ana direnç dedik. Buraları gördük. Buralar nokta atışı. Oklardan da görüyorsunuz. Şimdi 4 dolar direncimizi kırarsa 5 dolar da kalır mı? Bence hayır. Efendim, Çiriz %4'e yakın. Çiriz de geri toparladı. 70 desteğini tekrar kazandı. 80 direncine doğru artık Çiriz'de de bir yolculuk başlıyor, görünüyor. Orijin protokol. Orijinde de 0, 11, 12, 13, 11, 12, 13 bu bantlar devam ediyor. Şu anda %4'e yakın yükselişte olan o yani OGN coin 12 direnç kabul ediyoruz. 12 direncini kırarsa 13, 14 her bir puanda bir direnç karşısına çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Peki Audio ne yapıyor? Audio'ya baktığımızda da %4,5 civarında bir yukarı yönlü momentum var. Audio 17 ve 22 bu iki banttan kurtarması lazım kendine. Aşağıda 17 destek, yukarıda 20 direnç konumu var. Yani 0-20 direnci kırmadıktan sonra Audio'dan çok büyük bir patlama beklemiyoruz şu anda güzel kardeşlerim. Yapay zekalardan. Feçeli'ye baktığımızda Feçeli döndü geri tekrar. Ne yaptı Feçeli? 48'e kadar iğne atsa da dün hatta evet 46'yı iğnelemiş. Şu anda 52'nin üzerine attı tekrar. Yarım doların üzerinde hareket ediyor. Artık yarım dolar kuvvetli bir destek konumuna geldi Feçeli için. Feçeli bundan sonra ara direnç olan 60'ı kırdığı an 1 dolar ve üzerine doğru bir momentum gelir. Bunu daha önce de söylemiştik. GRT'ye baktığımızda GRT'de de bir dönüş var. Tekrar 13'ün üzerine sarktı. Dün bir ara 12'lere kadar geri çekilse de 0.13.60 seviyelerindeyiz. %9'a yakın bir yükseliş var. GRT de yola başladı. 15'i geçerse 21 şeklinde GRT için konuşabiliriz. Efendim AGX %11 civarında alçalan yükselen devam ediyor AGX'te. Dün güzel bir formasyon yaptı. Bakınız yükselişler için bu formasyonlar şart demiştik. Dünkü haberlerde bahane oldu. Düzeltmeler yaptılar. Artık formasyonlar tamam. 0.36. Evet şu anda 28. Ama burası 30 direncinin devamında görülecek yerdir. Scala Network yükselişini tekrar başlattı. Güzel bir formasyon. Evet oklar hedefine doğru gidiyor. Sıfırı atmak için yola çıkmış durumda bugün yine. %18 tekrar yükselişte. Blur'a baktığımızda da Blur'da da %21 bugün de yükseliş var. 0.42 yarım dolar hedefine doğru Blur'da gidiyor. Buradan sonra arkadaşlar bir de Doge diyelim. Doge %4 civarında yukarı yönlü momentum yapıyor şu anda. 0.70 desteğini buldu tekrar kazandı diyelim. Yani artık direncine doğru 80 direncine doğru onda da bir yolculuk var gördüğüm kadarıyla. Evet Shiba'da da %4'e yakın bir yukarı yönlü momentum var. Yani bütün coinlerde yukarı yönlü bir momentum var. Shiba 80 desteğini kaybetmişti. Tekrar geri kazandı. 76'ya kadar iğne attı. Şu anda 80'in üzerinde fiyatlıyor piyasada kendini. Keza Pepe'de de %5'in üzerinde 6 civarında bir yükseliş var. O da güzel gidiyor şu anda geri dönmüş durumda. Floki'ye baktığımızda %10 civarında bir geri dönüşü var. Floki de tekrar ne yapacaktır? Sıfırı hanesinden silmek için uğraşacaktır. Bir de Lunch ve Luna diyelim. Kısa kısa gidiyoruz çünkü. Lunch arkadaşlar %4'e yakın bir yükselişi var. 70 desteğini tekrar kazandı. Dün kaybetmişti. Şimdi 80 direncine doğru Lunch'ta da bir yukarı yönlü momentum görüyorum. Luna cephesine baktığımızda 0.60 desteğini tekrar kazanmak üzere. Bakınız burada %5'in üzerinde bir yükseliş var. Bu da yola çıkmış durumda. Burada bir V-Chain gördüm ne yapıyor? %5 V-Chain 20 desteğini korudu ve 25'e doğru hareket ediyor güzel kardeşlerim. Evet akşama inşallah canlı yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi piyasa gayet güzel, gayet dünkü kayıplarını geri alma gayreti içinde.
Piyasamız gayet güzel arkadaşlar. Burada videomuzu noktalamak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.